Çin Eğitim Hizmetleri tarafından açılan bu eğitim kurumunda 2001 yılından bu yana Çince dersi veriliyor. Son yıllarda Türkiye'de Çince'ye olan ilginin arttığını gören Lotus Eğitim Kurumu o yıl Çince derslere başlamış. Ayrıca Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayını alan ilk kurum. Kurumun genel müdürü Mustafa Karslı, kurslara olan ilginin aslında çok geç başladığını dile getiriyor. Atatürk'ün sinoloji bölümünün kurulması emri var. 35 yılı. Bir de 2007'lere kadar, 2008'lerin başına kadar arada çok ciddi bir zaman Çince eğitimiyle ilgili kurslar anlamında hiçbir şey yok. Kurumda dil kursunun yanı sıra Çin kültürünü tanıtan dersler de veriliyor. Yemek çubuklarını kullanma, Go oyunu ve yaşam enerjisi dersleri gibi eğitimler onlardan bazıları. Öğrencilerse genellikle ikinci veya üçüncü dil olarak Çince'yi seçtiğini söylüyor ve birçoğu bu tercihi Çince'nin iş hayatında kendilerine büyük avantaj sağlayacağını düşündüğü için yapıyor. Benim babam dış ticaretle uğraşıyor ve onları araştırıyor. Ondan dolayı Çin'in çok iyi bir yere geleceğini düşünüyor. Ondan dolayı ben de gitmeye karar verdim. Tekstil mühendisliği okuyorum ben. İleride çok alım satım ham madde konusunda gitgide yükselen bir sektör. Yani Çin'de. Bu yüzden etkili olacağını düşünüyorum. Sadece gençler değil, orta yaş ve üstünden de Çince kursuna talep var. Dünya genelinde de dil olarak hakimiyeti gitgide artmakta. Ve bu da ileriki yıllarda Çince dilin önemini de arttırıyor aynı zamanda. Kurumda sadece Çince dersi verilmiyor. Türkiye'de yaşayan Çinliler de bu eğitim merkezinde Türkçe dersi alabiliyor. Nişantaşı yakınlarında bir yerde oturuyor. Şu anda Türkçe öğreniyor ve Türkçenin birazcık zor olduğunu söylüyor. Yalnız Türkiye'yi çok güzel buluyormuş. Yaklaşık bir sene kadar burada kalmayı ve Türkçe öğrenmeyi düşünüyor. Şu an için planları böyle. İstanbul'da yaşayan Çinliler günlük hayatta birçok zorluklarla karşılaştıklarını belirtiyor. Ama birçoğu Türkçe öğrenmedeki zorluğun en büyük sorunları olduğunu belirtiyor. Zor bir anısının olmadığını söylüyor fakat trafik açısından çok yoğun. Hatta Çin'e göre daha yoğun olduğunu söylüyor. Alışveriş yaparken de çok fazla ona pahalı gelmiyormuş. Ama tabii ki Çin'e göre biraz daha pahalı bizim fiyatlarımız. Onun dışında Türkçenin çok zor olduğunu söylüyor. Yani Türkiye ile ilgili en büyük zorluk bence Türkçe diyor. Ama bu zoru başardıkça Türkiye'ye, Türk kültürüne daha yakın hissediyorlar kendilerini. Ve başka insanlar ona şaka yapıyorlar. Hani Çinli, yani Çin'deki Türk diye espri yapıyorlar, onu söylüyor.